Balıkçıların ve balıkseverlerin de en yakından tanıdığı balıklardan biri olan istavritler var etrafımızda. Işıklarla, renklerle resmen dans ediyor gibiler ve çok güzel bir görüntü var burada. Buldunuz akvaryumu? Yeni başladık, çok güzel. Çok güzel. Bakacağız, göreceğiz. Güzel. Ufaklık için mi geldiniz? Evet, ona göstermek için. Daha biraz küçük ama. Anlamaz ama yine de. İlgisini çekiyor mu? Çekiyor, bakıyor. Zaten hep tepkilere şey yapıyor. Şu anda da konuşmak istiyor herhalde. Seviyor mu hayvanları? Nasıl, korkuyor mu hayvanlardan? Yok. Genel olarak? Yok, korkmuyor genel olarak. Çok mutluyum burada olduğum için. Nereden geldi buraya gelme fikri? Ben hayvanları falan çok seviyorum. Özellikle köpek balıklarına özel bir ilgim var. Bu yüzden de doğum günü hediyesi olarak dediler ki akvaryuma gidelim, seni akvaryuma götürelim. Ben de yaşasın olur dedim. Öyle memnun musun bu hediyeden? Evet, gerçekten memnunum. Arkadaşınızın doğum günü kutlamasına hep beraber geldiniz. Evet, en yakın arkadaşım zaten kendisi. Onun için özel bir şey yapmaya çalıştık. Böyle bir şeyler oldu. Umarım mutludur, yani mutlu gözüküyor şu an. Evet, kesinlikle her yaş grubundan insanın da gelebileceği, görebileceği bir yer. Evet, yani gençler pek gelmiyor, hani böyle biraz küçümsüyor gibiler ama bence çok eğlenceli şu an, daha yeni başladık. Evet, çok güzel görüntüler de var aslında. Evet, kesinlikle öyle. Aslında sosyal medya fotoğrafçılığı için de güzel olabilir. Belki gençleri böyle de çekebilir. Aynen, Instagram için çok güzel fotoğraflar çıkabilir. Evet. Siz çekildiniz mi fotoğraf? Yok, daha başlamadık öyle. Daha çekilmedik biraz. Ama güzel görüntüler var, memnunsunuz. Evet evet, renkli, güzel balıklar her yerde. Şu ana kadar ilginizi en çok neresi çekti? Şurası, şu küçük balıkların. Nasıl buldunuz akvaryumu? Çok seviyoruz akvaryumu. Devamlı ziyaret ettiğimiz bir yer. Çocukların da çok eğlendiği bir yer olduğunu düşünüyorum hani.
güzel balıklar var. Eğlenceli bir gün geçirmek için çok da güzel yani. Büyük küçük herkesin de aslında sevebileceği bir yer. Aynen. Hani severek geliyoruz zaten. Devamında geliyoruz yani. Ayda bir, iki ayda bir buradayız yani. Ezberledik artık buraları. Her seferinde aynı ilgiyle o zaman bakıyorsunuz. Evet, aynı ilgiyle bakıyoruz. Çünkü her seferinde yeni şeylerini keşfediyoruz. Hani hepsini bir günde bakıp hepsini bir günde bakamıyoruz yani. O yüzden böyle aralıklı geliyoruz işte öyle. Hayvanlarla aramız nasıl, seviyor muyuz? Ay, hayvanlarla aramız çok iyi. Çok da güzel. Şimdi bugün böyle tatilde başladığına göre öyle tatil için geldik yani, daha doğrusu. Balıkları da çok seviyoruz. Evde de akvaryumumuz olduğu için. Ha, evde, evet. Ne balığınız var? Ya evde şu anlık Memo balıktan, normal küçük balıklardan, daha çok yaşayan balıklardan. Hani büyükleri daha şey yapamıyoruz, hani cesaret edip alamıyoruz daha, sorumluluk sahibi olmadığı için. Öyle yani. Güzel. Deniz canlılarını çok seviyoruz, evet, o zaman. Aynen, deniz canlılarını çok seviyoruz. Burası da temiz bir yer olarak hani geliyoruz. Çok da eğleniyoruz yani. Küçük misafirler içinse bazı noktalarda bu renkli fotobloklar hazırlanmış. Fotoğraflarını çektirip küçük bir hatıra olarak saklayabilsinler. Öncelikle sizi tanıyalım. Akvarist ne demek? Akvarist, balıkların bakımı, akvaryumun sistemleri var, bunların kontrolü. Hepsi bizim sorumluluğumuzda. Yani balık bakıcısı diyebiliriz. Ne kadar süredir bu meslektesiniz? 10 yıldır bu işi yapıyorum. Akvaryum kurulduğundan beri burada çalışıyorum. Buranın büyüklüğü, kaç çeşit balık var, kaç metrekare bir alana kuruldu mu? Tabii, kısaca hemen bahsedeyim. Toplamda 8000 metrekarelik bir gezi alanımız var. İçeride 500 civarı balık türümüz ve 15.000'i aşıyor toplamda sayı olarak da. Toplamda ortalama 1 saat kadar gezebileceğiniz oldukça eğlenceli bir alan. Şu anda içinde bulunduğumuz alan 83 metrelik okyanus tüneli dediğimiz bölüm. Burada toplam 4,5 milyon litre kadar bir su var. 4,5 milyon litre su yaklaşık 15 olimpik havuzu doldurabilecek kadar bu su yapıyor. Yani oldukça fazla. Burada görmüş olduğunuz normal bir cam değil, akrilik dediğimiz bir madde. Sıkıştırılmış plastikten yapılıyor. Kalınlığı yer yer değişmekle beraber basınca karşı dayanıklı olduğu için. Yalnız bu akrilikte şöyle bir özellik var. İçerideki her şeyi olduğundan daha küçük gösteriyor. Yani 1,5 metrelik bir canlıyı 1 metre olarak görüyorsunuz diyebilirim. Küçük balıklar var bu alanda galiba daha çok. Evet, 83 metrelik tünelimiz Avrupa'nın en uzun su altı tüneli olduğunu söylemiştim. Burası da 3 bölümden oluşuyor. Bu baştaki bölüm tropikal alan dediğimiz bölüm. Burada daha küçük türler yaşıyorlar. Orta bölümde vatoslar ve daha orta ölçekli köpek balıkları. Tünelin sonunda da 2 adet Avrupa'daki belki en büyük akvaryumlarda yaşayan en büyük 2 adet kum kaplanı dev köpek balığımız var. Ve boyları 3-3,5 metre kadar. Onları da tünelin sonunda görebiliyoruz. Yoğun bir ilgi var yerli yabancı, özellikle yabancı turistlerden. En çok hangi canlı türlerine ilgi var? Evet, dediğiniz gibi
Özellikle ailelere hitap eden oldukça güzel bir akvaryumumuz var. Tabii en çok sorulan köpek balıkları nerede, ahtapot nerede, deniz atları da merak ediliyor. Bütün denizle alakalı bütün canlılarımız burada mevcut ve farklı bölümlerde bulunuyorlar. Evet, toplamda 51 adet canlı sergi akvaryumumuz olduğunu söylemiştik. Bunlardan en büyüğü bu ana tank bölgesi. Benim de görev alanım burası. Buranın bakımı sürekli olarak, yani her gün bakım yapılıyor. Yine filtrasyon sistemimiz var. Onlarla da ilgili yine bizim kontrol etmemiz gereken bazı şeyler var. Temizliği şöyle, suyun altına dalış yapıyoruz ve bu kumları ve dekorların arasına giren her türlü kiri her gün biz temizliyoruz. Yine bunların beslemesi var. Bu da her gün yapılıyor. Yalnız köpek balığı ve vatoslar için haftada 3 gün yapılıyor bu. Yine suyun altına girerek yapıyorum bu işi. Köpek balıklarını uzun bir çubuk yardımıyla haftada 3 defa besliyorum. Korkuyor musunuz? Yani yok, alıştık onlara. Onlar da bizi tanıyorlar artık. Yıllardır beraberiz. Herhangi bir riskle de şu ana kadar karşılaşmadım. Ki zaten bununla ilgili gerekli tedbirleri alıyoruz. Hepimiz aslında yaz dönemiyle beraber tatile gitsek, bir denize girsek diyoruz ama tabii ki denizin bambaşka bir boyutu burası. Deniz canlılarıyla beraber olmak ve okyanus, deniz suyuyla beraber olmak nasıl bir duygu bu çalıştığınız süre zarfında? Yani kesinlikle mükemmel bir duygu. Şöyle söyleyeyim, şimdi normalde burada o kadar çok canlı var ki bunlar için her birinin de ayrı bir okyanusa, ayrı bir denize, ayrı bir ülkeye seyahat etmeniz gerekiyor. Bizler bunları, ziyaretçilerimiz için hepsini bir araya getirdik ve rahatlıkla hepsini bir anda görebilmelerini sağlıyoruz. Peki canlıların, deniz canlıların yoğun olarak geldiği bölgeler nereler? Köpek balıkları mesela çok farklı, deniz atları öyle. Evet, genel olarak Kızıldeniz türleri, Güney Afrika'dan gelen türler var. Genel olarak bu şekilde. Özellik olarak nasıl bir alanda bulunmaları gerekiyor? Soğuk su mu, sıcak su mu? Şimdi 51 adet sergi akvaryumumuz olduğunu söyledim. Her birinin sıcaklığı, tuzluluğu tamamen farklı. Örneğin Karadeniz'de yaşayan bir türle Kızıldeniz'de yaşayan bir tür aynı akvaryumda maalesef yaşayamıyor. Akvaristler olarak bizlerin de görevi bu sıcaklık ve tuzluğu ayarlayarak onlar için en ideal ortamı ayarlayıp hangi balık hangi türle nasıl yaşıyor ona göre onları aynı akvaryumlara koyarak bu şekilde yaşamalarını sağlıyoruz. Dünyanın birçok farklı noktasından deniz canlılarını bu bölgeye getirmişsiniz, tek bir çatı altında toplamışsınız. Bunların buraya ulaşımı nasıl oldu? Yani değişiyor tabii. Genelde kargolama sistemiyle, mesela dev bir tane kaplumbağamız var, ismi Iggy. Yaklaşık 200 kilo. Bu da yine akvaryumlar arasında Avrupa'da en büyük tür olarak geçiyor. Yeşil deniz kaplumbağası türü. Bu daha önce İtalya'daki bir akvaryumdaydı. Yine bizim şirketin bünyesinde bir akvaryum. Oradan bize transfer etmeyi uygun buldular. Çünkü alan olarak bizim alanımız yine Avrupa'daki en büyük akvaryumlardan biri. Bunun transferi mesela uçakla gerçekleşti. Bu şekilde özel hayvan taşıyan uçaklar var. Tabii uzun bir süre bu. 2-3 gün kadar sürdü buraya gelmesi. Onun için de zor bir yolculuk oldu. Ancak şu anda keyfi gayet yerinde. Bu bölgede vatozlar var. Evet, vatozlar ve daha küçük türde, küçük boyda köpek balıklarımız var burada. Toplamda 15 farklı tür köpek balığı var ve 60 adet toplamda köpek balığımız var. Köpek balıklarıyla vatozlar da aslında aynı aileden geldiği için o yüzden köpek balıklarıyla vatozların toplamı 60 adet diyebilirim. Bunlar kıkırdaklı yapıda hayvanlar, oldukça hafif ve hızlılardır. Tür olarak da şöyle sayabilirim. Çekiçbaş köpek balığı, siyah yüzgeçli resif köpek balığı, hemşire ve zebra olmak üzere bunlar ana türlerimiz. Ve en sonunda da 2 adet kum kaplanı köpek balığımız var ki büyük olanlar da ondan. Bu da bir köpek balığı ailesinden ve buradaki en büyük tür bu. Evet. Dikenli vatoz olarak geçiyor ismi. Bunların kuyruklarında zehirli dikenleri var. Normalde tabii tehlikeliler. Yanlışlıkla falan üstüne basarsanız o iğnesini sokarsa o biraz zehirli ve tehlikeli bir tür. Bizim sahil bölgelerimizde de oluyor ama daha tabii küçükleri. Yani boyutları aslında çok önemli değil ve bunlar kolay kolay hani ulaşabileceğiniz
türler değil yani. Kolay kolay kendinizi sokturamazsınız. Bunun için gerçekten ekstra çaba harcamanız gerekiyor. Yani köşeye sıkıştırmadığınız, yakalamaya çalışmadığınız sürece kesinlikle birine zarar vermez. Ve iki büyük köpek balığının yanındayız. Evet, bunlar kum kaplanı köpek balığı dediğimiz akvaryumdaki en büyük türler. Boyları 3,5 metre kadar. Bir erkek ve bir dişi köpek. Turistin yerli yabancı olsun, ilgisi nasıl, ne yönde? Daha çok çocuklu aileler geldiği için bizim de zaten konseptimiz biraz daha çocuklu ailelere yönelik diyebilirim. Daha böyle renkli, çocuklar için interaktif alanlarımız var. Örneğin bir tane dijital resim akvaryum dediğimiz bir alan var. Çocuklarımız orada gelip boyamasını yapıp bir balık canlandırıyor diyeyim size. Daha sonra onu dijital akvaryumda yüzerken görebiliyor. Görkemli ve mistik deniz canlılarıyla beraberdik. Gerçekten büyülendim. Bayrampaşa'da bulunan bu akvaryumda çok güzel bir gün geçirebilirsiniz.